Tamam dur şimdi durun. Hazır mısınız? Hazır. Evet. Şimdi soralım mı Fatma? Evet. Evet Fatma, Çağrı'yla nerede, ne zaman ve nasıl tanıştın? Çağrı'yla aynı sektörlerdeyiz, sağlık sektöründeyiz. Hı hı. O ortopedi bölümünde, yani depo tarafına bakıyor. Birbirimizle evet. Görüştük, tanıştık. Ben istemedim önce. Aman dedin, bu mu dedin, ne dedin, beğenmedin mi? Yok, beğenmedim. Hadi ya. Evet. Peki sonra nasıl ilgini çekti senin? Çok uğraştı aslında. Fatma, senin kriterlerin bir erkekte ne olmalı? Neydi? Eşinde... Değil mi? Nedir? Ya da eşinde hangi kriterleri beğendin? Hangisi uydu ya da uymadı? Evet. Neyi seviyorsun? Yani bir erkekteki kriterlerin hepsi şu an benim eşimde var. Tabii ki. O yüzden evlisin. Evet. Çok fedakar bir insan. Hı. Benim de... Fedakar olmalı. Evet. Merhametli evet. olmalı. İki, merhametli olmalı. Üç, saygılı olmalı. Saygılı olmalı sana ve ailene evet. mi? Çok güzel. Dört, tembel olmamalı bir kere. Erkek dediğin tembel olmaz. Tembel mi kocan? Tembel. Tembel olsa çalışmaz etmez. Ben o bağlamda söyledim hayat. Yok öyle değil aslanım. Yani şey eve gelir hemen uyur. Dışarı hayatı yoktur öyle. Yapma ya. Ay sıkılmıyor musunuz? İşte bazen diyorum git arkadaşlarınla git diyorum. Ben de gideyim diyorum. Ha. Yok. Yok. Evde aslanım. Geliyor uyuyor. Hep evde. Hep evde. Ne burcuydu kocan? Yengeç. Aha, yengeç burcu. Ay çok ağlak. Ben tahammül edemem. Yengeç burcun aa. Benim kocam da yengeç. Ay aslanım ben. O da böyle gelir işten. Aman yatalım ya hayatım. Ay ben biraz uyuyayım. Misafirler çağıralım gelsin arkadaşlarımız. Ay yok yok. Evet aslan. Ben dinleneceğim. Şey yapalım bir çıkalım. Yok ya. Gel bir yürüyüşe gidelim yemekten sonra. Yemekten sonra yürünmez. Olmaz. Öyle mi? Benimki öyle. Ha bu arada yemekten sonra yürünmez mi? Yürünebilir, bir sıkıntı yok. Duydun. Duydun Savaşçım, yürünebilirmiş. Bak diyetisyenimiz ne dedi? Yürünebilir, bir sakıncası yok dedi. Teşekkür. Yani eğer bir mide problemi falan yoksa, eğer mide problemi varsa tabii hemen yemek yedikten hemen sonra değil de en az bir yarım saat sonra yürümesinde fayda var. Onu da söyleyeyim. Herhangi bir rahatsızlığı yoksa yürüyebilir ama. Evet, duydunuz yengeç burcu beyler. Evet, biz yürümek istiyoruz. Yemekten sonra hafif şöyle bir hem de kolay hazmedelim diye yediklerimizi. Evet. Keyifli olur. Öyle değil mi? Evet. Evet. Katılıyorum ben de. Beyler bizi yürüyüşe çıkarın yahu. Peki ben bir şey sormak istiyorum Serra. Sence sabahları mı yürümek daha iyi, akşamları mı? Sabahları aç karnına yürümek eğer bir şeker problemi vesaire yoksa daha fazla enerji harcattığı için sabahları yürümek faydalı. Ama eğer şeker problemimiz vesaire varsa bu durumda en azından bir şeyler atıştırarak çıkmak ya da yanımızda bir şeyler bulundurmak gerekiyor. Evet hayatım. Ama yengeç burcu çok böyle sevgi pıtırcılıdır değil mi? Sev, öp, otursun öyle bekler evet, seni günlerce. Tam olarak öyle. Çok tatlılar. Zaten birazdan göreceksiniz aslanı. İstememde de ağladı. Yani sen ağlak. Ben akrep burcu olduğum için ve yükselenim koç olduğu için yani ağlak burçlara tahammül edemiyorum. Yani kocan ne burcu? İkizler. Ben zaten evleneceğim kişiye hep şunu dedim. Ya akrep olacak ya da dedim ikizler olacak dedim. O yüzden hop çektim ikizleri ve evlendim. İkizlerle hayat çok zevkli olmuş. Evet. Şekil ağa. Evet hayatım sonra tanıştın. Sonra nasıl evlilik teklifi geldi? Benim aslanım ben evlilik teklifi yapacaktı ama istemedim. Niye? Aslanım ben kurguları sevmiyorum. Yani beni bir yere götürecek... Toplum içerisinde evlenme teklif edecek gibi şeyleri sevmiyorum. Tamam öyle yapmasaydı. Öyle yapmadı. Ben istemedim. Tamam. İstemediğim için o da yine de hani bir hatıramız olsun diye videomuz da var hatta. Ay çok bak böyle daha güzel olmuyor mu Fatmacığım? Evet aslanım. Zaten kendisi doğal. Çok söyledi bana. İleride kafama kakar mısın bilmiyorum dedi. Ama yok istemedim. Ne istemiyorsan niye kakacaksın canım kafasına? Çok güzel. Peki kaç gün sonra istemeye geldiler seni? Evlenme teklifinden... Bir ay sonra istemem oldu benim. Çok güzel. Şu gördüğümüz istememe. Evet ağlıyordu. Ağlıyor mu? Evet. Yengeç burcu. Ne kadar duygusal. Niye ağlıyor şimdi o? Verdiler diye ağlıyor. Ben de gülüyorum orada. Ciddi dağılıyor. Misin? Çok güzel anlaşıyorsunuz siz değil mi? Ama Fatma'ya da öyle birisi gitmez mi aslanım? Ay. İki baskın karakter bir olmaz yarada. Olmazdı evet. Ay canım benim. Ya ne kadar duygulu. İnanamamış seni aldığına bence ya. Yani bu kızı bana verdiler. Ne yapacağım ben nasıl başa çıkacağım mı diye ağlıyor acaba. Tam olarak öyle söyledi aslanım. Hatta bu istemeden birkaç şey sonra artık böyle nişandır.
artık sıkılıyor erkekler bir zaman sonra. Bana dedi ki Fatma dedi ya, acaba dedi senle evleneceğime son model bir araba mı alsaydım dedi. O derece. Gerçekten. O kadar mı harcattın? Yapma. Ya nasıl acıdın? Ne yaptın adama ya? Aslında bir şey yapmadım aslında. Ama erkekler herhalde böyle ağır geliyor. Nişandır, düğündür. Hani ne istediniz böyle? Özel istekleriniz mi oldu da çocuk böyle bir şey söyledi? Yok olmadı, hiç olmadı aslında. Ne taktılar peki nişanda, kınada ve düğünde? Nişanda bir pırlanta set taktılar. Nişanda? İnce bir pırlanta set taktılar. Düğünde de normal 6 tane, 7 tane bileziğim vardı. Niye öyle diyor peki? Ne, masrafı nerede yaptın sen? Masraftan değil aslanım. Herhalde erkekler böyle çok gelemiyorlar. Nişanlılık dönemi, işte babadan izin al, işte dışarıya çık. Evet, zor geldi. Evet, bir zor geldi herhalde, evet. Teferruat gibi gördün yani. Ama ne yapacaksınız? Hani bir söz vardır, hamama giren terler, öyle değil mi? Evet. Kolay değil öyle kızalmak. Kızalmak kolay değil. Özellikle bu dönemde çok zor aslanım. Bence de. Son bir senedir çok... Bu nedir? Bu bekarlığa vedam aslanım. Dışarıda yaptım bir mekanda. Arkadaşlarım sağ olsunlar bana ayarlamışlardı. Bu elbiseyi giydim, beyaz bir elbise. Ne güzel. Haberin var mıydı senin? Haberim şöyle, mekandan haberim yoktu. İş arkadaşlarım ayarlamıştı. Ama gideceğinden haberim tabii vardı. Tabii gideceğimden haberim vardı. O gün söylediler bana da. Nerede yaptınız? Suadiye'de bir mekanda yapmıştım. Bu Kınan galiba fotoğraftaki. Evet, o kaftanım. Kınam kızlar. Kınam dışarıda oldu. Şöyle, hastane çevremde doktorlar da olduğu için ben düğün yapmadım. Kınam benim düğün gibi oldu. Yani ben beyaz bir elbiseyle giriş yaptım kınaya. En son kına yakıldı. Artık böyle herkesin gitmesine yakın kınam oldu benim.